Efendim Altbir Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sağ tarafımda Tuncay Arslan var. Merhaba. Sol tarafımda ise bir misafirimiz var, Yalın Kuley. Neden burada kendisi? Birazdan konuşacağız öyle hani abi geçiyordun gel otur demedik. Oturduk burada aslında konuştuk hatta konuşacağız da. Kendisi E-Game Show isimli oyun fuarının organizasyonunu yapanlardan birisi. Ve bugün bize E-Game Show anlatacak ama önce şunu duyurusunu yapalım. Bizler de E-Game Show olacağız. Ankara'da düzenlenen bir kendisi oyun fuarı daha detaylı dinleyeceğiz. Biz dediğim kim? Tunca, ben, Orhun, bizim Pinti Panda Tuna dördümüz orada bulunacağız. Cumartesi günü saat 5'te bir konferansımız olacak hatta. Gelecek olan herkesi bekleriz E-Game Show'a. Kesinlikle. Hatta bu videonun sonunda da bir bilet hediyemiz olacak. 3 bilet. 3 bilet hediyemiz olacak. 3 oldu. 3 oldu. Allah'ım dükkan şey patron çıldırdı. 15. Programın girişine göre arttırabiliriz. Aramız ne kadar iyi olursa artık yani. Onun dışında E-Game Show nedir? E-Game Show 2015'ten beri yaptığımız, Ankara'da düzenlediğimiz bir oyun fuarı. Geçen sene gitmiştim ben. Hani onu da söylemiş olayım. Hiç bilmediğim hoş bir yerdeyim. Hoş gelmiştin gerçekten. Eyvallah. İyi ki de gelmiştin. Çok eyvallah. Güzel bir konferans vermiştin. Girişte hiç öyle demediniz. Girerken gene geldi tipine bir şeyler yaptınız ya. Yok, çok iyi ağırladılar sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. 2015'ten beri düzenlediğimiz bir oyun fuarımız. Ankara'da yapıyoruz. Neden Ankara'da yapıyoruz? Çünkü oyun geliştiricilerin aslında çoğunun Ankara'da olduğu bir sistem var. Biliyorsunuz ODTÜ Teknokentler, işte evet. Hacettepe Teknokent, Bilkent, Cyberpark bunların ağırlığından dolayı Türkiye'nin %60-70 gibi oyun geliştiricileri genelde Ankara'da konumlanıyor. Ya şöyle bir şey var. Sözünün arasına girdim de bireysel olarak aslında pek çok yerde geliştirici var ama Ankara'da iyi organize oluyorlar. Aslında en büyük fark o galiba. Evet yani kuluçka merkezleri olmasından evet. Da kaynaklı böyle bir durum söz konusu. Bir sürü avantaj sağlanıyor. Devlet desteğinden daha fazla yararlanabiliyorlar. Bir de bölünmeden işlerini yapabiliyorlar aslında. Burada bir bölünme söz konusu. Büyük problem bu. Onun dışında biz onların talebi var bizden. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ile beraber, TOGET ile beraber yürüttüğümüz bir organizasyon. Atis Fuarcılık ve Semor Organizasyon. 3 ekip beraber yapıyoruz bu işi. Dinle. Öğren. Şimdi böyle bir süreç içerisinde biz sektörün ne kadar geliştiğini anlamaya çalıştık. Hatta ve hatta Ankara Kalkınma Ajansı, bir ajans, devlet desteği veren bir ajans bu fuarı desteklemeye başladı. Bizim sürecimizde alakalı. Ha, aslında devlet tarafından sıcak bakılıyor yani. Evet yani destek var. 2 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığı bayağı bir destek vermişti. Bu yılki süreçleri hala net değil ama yine de destek vermek istiyorlar. Yine de süreci geliştirmek istiyorlar. Herkes çok pozitif. Ankara tarafında oyunla alakalı bizim çok büyük hayallerimiz var. Yani bu hayalleri gelip sizle paylaşmak istedim öncelikle. Bundan sonrasında da biz Ankara ayağını tamamladıktan sonra da belki artık daha lokal ve daha keyifli organizasyonlarla bunu Türkiye'nin dört bir yanında da yapmayı planlıyoruz. Ya çok güzel. Şimdi mesela İstanbul'da iki tane fuar var. GameX ve GIST fuarı. İkisi de birbirinden biraz farklı konumlanmış. Evet. Mesela GameX biraz daha free to play piyasası için yapılmışken GIST biraz daha hani daha böyle hardcore triple A kafasına yakın duruyor en azından. Yani iki güzide fuarımız var. Ankara'da da bir şeyler olması çok önemli çünkü Ankara'da kalabalık nüfusu olan ve oyuncuların çokça bulunduğu bir yer. Ama dediğin doğru, çok fazla yerde aslında olsa, lokal de olsa, küçük de olsa insanları bir araya getirebilse çok güzel olur. Ama şunu sormak istiyorum mesela şimdi. Oyun geliştiricileri var, bulunuyorlar. Her fuarda da olup kendilerini göstermek istiyorlar insanlara. Ama diyelim ki normal bir ziyaretçiyim ben. E-Game Show'a neden gelmeliyim ve gelirsem ne göreceğim? Her anlamda yani. Şimdi bundan önceki yıllarda bu konuyla ilgili E-Game Show'a normal ziyaretçinin gelmesiyle alakalı biz genellikle şey diyebiliyorduk. İşte cosplay yarışmamız var, turnuvalarımız var. İşte VR cihazlarını deneyebilirsiniz. Evet. Rayotech gibi firmalar geliyor. Onların geliştirdikleri çok güzel VR teknolojileriyle alakalı çalışmalar var. Bunları görebilirsiniz. Geçen sene gelenlere bir eski bir oyun konsolları müzesi sergiletmiştik. Evet. Merlin'in kazanıyla beraber. Evet, Murat abi. Murat abiyle. Yani bunun gibi oyunla alakalı normalde İstanbul ayağında olan ve daha çok kendi indie ofislerinden çıkmayan insanların gelip indie oyunlarını deneyebileceğiniz. Oyun geliştiriciler konusunda Tailwords, Mountain Blade ekibinin oyunlarının ve yeni yaptıkları çalışmaları dinleyebileceğiniz bir alandı aslında baktığımız zaman. Ama bu sene E-Game Show'da ne ararsanız var. Neden böyle? Ben etkinlik sorumluluğu kısmına geçtim ve dedim ki bu sene 40 etkinlik yapacağım. Başlangıçta 40 tane etkinlik yapacağım dedim. Başlıyorum. Saymaya başlıyorum. Saatleri tutun başlıyorum. 1.
Tabii ki cosplay yarışmamız var. Çok büyük ödüllü bir cosplay yarışması yapıyoruz. Toplamda 9000 lirayı aşan bir ödül havuzuna sahip bir cosplay bayağı yarışması var. Tunca, şimdiden başla giyinme anca 2 hafta sonrasına. Nasıl diye. Şimdi yurt dışından jüri getiriyoruz bunun için. Aynı zamanda Türkiye'deki değerli jüri arkadaşlarımızı, jüri potansiyeli olan arkadaşlarımızı koyduğumuz bir etkinlik. Bir cosplay yarışmamız var. Zaten olmazsa olmazıydı. Şimdi 3 tane turnuva düzenliyoruz. Bir Hearthstone, diğeri League of Legends, diğeri Counter Strike Go. Bunları online yapıyoruz. Finallerini getirip EA Game Show'da yapıyoruz. Aslında bizde de benzer bir mantık var. Şimdi buradan hani sizin reklamdan bizim reklama geçeyim biraz diye söyleyeyim. Buyurun. 10 Haziran tarihinde Chapter 5 olacak Vodafone Arena'da. Daha önce Chapter'a gelmişseniz eğer Multiplayer Oyun Festivali diyebiliriz aslında. Vodafone Arena'dayız biz de. İstanbul'da hani bir şey isterseniz gene orada bir sürü hem bizle hem de bir sürü insanla buluşma şansımız olacak. Yani bunu da ufak diyorsun vereyim. Bunu detaylandıracağız sonra ama. Asıl konumuz şimdi Ankara. Şimdi 2'yi söyledik. Attık cepte. Bunların içerisine baktığımız zaman zaten toplam bir 4 oldular. Evet, bunlar da tabii ödüllü turnuvalar. Tabii. Şimdi bakın parayı da sayın bir yandan. 9000 cosplay'den aldık. Şöyle toplamda online turnuvalarımızda ödül olarak yaklaşık bir 17.500 TL'lik bir ödül havuzumuz var. Yani birinci takıma 5000 TL değerinde bir donanım, ikinci takıma 2500 TL'lik değerinde bir donanım vereceğiz. Tüm hepsinde de böyle. Yani 3 oyunda da böyle geçiyor. Onun finallerinde EA Game Show'da göreceksiniz. Finalleri EA Game Show'da göreceksiniz. Profesyonel katılımı açık değil herhalde değil mi? Sadece şimdi profesyonel katılıma da açık. Yani esporcular da katılabiliyor yani. Kim katılmak isterse. Ama ve lakin bazı oyunların bazı kuralları var. Onlar diyor ki bizim organize ettiğimiz turnuvalar dışında hiçbir turnuvaya katılamazsınız. Böyle olduğu için katılamayan bir sürü profesyonel oyuncu oldu. Bir de biz sektörün gelişmesini istiyoruz. Yani sektörün büyümesini istiyoruz. Counter Strike bize 18 yaşının altındakilerin bu oyunu oynamaması gerektiğini söylediği için. Mesela orada biz 18 yaşının altına almadık bu sene turnuvaya. Bunu yaptığımız yasal olarak yapmamız gereken bir durum. Bunu yaptığımız için de bayağı bir oyuncu kaybettik ama ona rağmen gerçekten çok keyifli bir online turnuva süreci geçiriyoruz. Çok da güzel sonuçlar var. Ekipler de hazır, heyecanlı ve geliyorlar. Onların gelmelerini, konaklamalarını, rahat etmelerini, her şeyini EA Game Show ekibi olarak biz karşılıyoruz. Bir de üzerine işte büyük ödüllerden hangisini alacaklarına kendileri sahnede canlı bir şekilde karar verecekler. Peki bu devam eden online turnuvaları izleyebiliyorlar mı şu an? Nereden şu an online turnuvalarda şöyle bir durum söz konusu. Belli maçları seçip yayınlayacağız. O belli maçların yayınlanma sürecinde bizim EA Game Show'daki Facebook sayfamızın üzerinden görebilirler. YouTube kanalımız ve Twitch kanallarımız üzerinden zaten takip etmeleri yeterli. O EA Game Show Facebook sayfasının açıklama kısmında görebilirsiniz video açıklama kısmında. Peki turnuva dışında ne var? Turnuvaların dışına şimdi çıkıyoruz. Just Dance diye bir oyunumuz var biliyorsunuz. Just Dance'in dünya şampiyonu Türk oldu Umutcan Tütüncü. Kendisini buradan yine tebrik ediyoruz. O geliyor ve onunla beraber Just Dance etkinliği yapma alanımız mevcut. Hemen arkasından LARP yapıyoruz. Yani Live Action Role Playing dediğimiz. Sahnede bir aksiyon mu olacak yani? Aslında alt kültürün sevdiği ve işte masaüstü FRP'cilerin artık masa başından kaldıralım, zırhlarımızı giyelim, birebir orada canlı canlı FRP yapalım dedikleri bir alan yarattık. Böyle bir alanımız var. Hacettepe Üniversitesi BKFT ekibiyle, Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu'yla beraber çalıştık. Onlar bize bir LARP alanı ayarlıyorlar. Bunun dışında işte biraz önce sizin de bahsettiğin gibi bir konferanslar silsilemiz var. Evet. Şöyle söyleyeyim. Cuma sabahtan başlatıyoruz konferanslarımızı. Pazar akşama kadar hiçbir boşluk kalmadı ve çok değerli ekipler getiriyoruz. Aynı sizin gibi. Takip ederseniz kimlerin geldiğini göreceksiniz. Aynen hepsini listesinde yayınlamışsınız. Yavaş yavaş yayınlıyorsunuz da. Şimdi o zaman kapılar 12 Mayıs'ta mı açılıyor insanlara? 11 Mayıs'ta açılıyor. 11 Mayıs Perşembe günü açılıyor. Evet. Saat kaçta? Sabah saat 10'da. Pazar akşamı da son bulacak etkinlik. Evet, akşam saat 8'e kadar sürüyor. Yani 10 saatlik bir oyun festivali halinde bir şey yapmayı planlıyoruz aslına bakarsanız. Geçen sene mesela No 70 ekibi gelecek gene. Evet, No 70 ekibi bizimle beraber. Bu sene ekstradan gelen ekiplerde Samsung var, By No Game var. Onlar içeri ayarlayacaklar. Tabii onların kendi iç organizasyonları var ama yine geçen sene katılan Red Bull bu sene daha da büyüterek alanını ve daha büyük etkinliklerle gelmeye karar vermiş durumda. Red Bull'u orada çok güçlü bir şekilde göreceksiniz. Bunun garantisini verebiliyorum. Çok enteresan bir ekibimiz var. TürkSat geliyor, planetaryum kuruyor. Gelip gökbilimiyle alakalı bilgilenmek isteyen kim varsa planetaryumun içerisine girip orada yıldızlar böyle olmuş, şöyle olmuş. İlginç. Onları görebilecekler. Enteresan. Çok enteresan. Hacettepe Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünün yüksek lisans ekibi geliyor. Yani şöyle,
Avrupa'nın en gelişmiş bilgisayar mühendisliği yüksek lisans bölümüne sahibiz. Çünkü 250 tane öğrencisi var. Bu sayı Avrupa'da dünyanın, yok. Avrupa'da yok. Amerika'da var. Avrupa'da yok. O ekip bize filmlerdeki o yeşil ekranların içerisinde canlandırdığımız karakterler vardır. En iyi örneği de Lord of the Rings'te Benedict'in canlandırdığı Smaug. O sistemi getiriyor fuaraların içerisinde. Yani size hiçbir şey görülebilir yani orada. Yani Smaug olmasanız da bizim, bir İngiliz kirazol olabilirsiniz. Bizim yarattığımız bir karakteri orada beden buldurma, ses verdirme gibi şeyler yapabileceksiniz. Çok enteresan. Yani oyuncuların seveceği ama oyun dışında kalan şeylere değer vereceksiniz. Buna bir teknoloji fuarı gibi olacak aslında. Yani çok yönlü bir oyun fuarı haline getirdik. Anladım. Biz oyun tarafını da çok yüksek bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Ama hiç kendimizi kısıtlamadık. Bu sene show tarafını da yükselttik. Mesela yine etkinliklerden saymaya devam ediyorum. 2 adet konserimiz var. Biri cumartesi akşamı, biri pazar akşamı. Cumartesi akşamı konserimiz Bedük. Hepinizin, çoğunuzun bildiği daha doğrusu. Pazar akşamki konserimiz de Vocalemon ekibi. Vocalemon çok keyifli bir ekip. Daha önceki akapella gruplarından ayrılmış insanların yarattığı bir akapella grubu ve çok başarılılar. Mutlaka onları da takip ederseniz çok iyi olur. Sen bir şey soracaktın. Ben şeyi soracaktım ya. Katılımla ilgili peki bazı etkinliklerde bir sınırlama var mı? Hani Smaug olacağız falan dedik de hani her gelen katılabilecek mi buna, yoksa atıyorum sadece 10 kişi mi katılabilecek, bir sınırlaması var mı? O belirsizdir herhalde. O belirir. Yani bazı etkinliklerimizde belirsiz. Yani mesela biz cosplay yarışması için bir katılım sınırlaması koymuyoruz. Hı hı. Ama onlardan istediğimiz şeyler var. Mesela ne istiyoruz? Hangi karakteri canlandıracaksınız, bunun bilgilerini bize verin. İşte hangi gün yarışmaya katılmak istiyorsunuz, bunları verin. Onların bir avantajı var. Niye? Onlar oraya geldikleri zaman o listede zaten hazır bir şekilde olacaklar. Ama bununla ilgili bir ön çalışma yapmamış, biletini almamış ya da hiçbir şekilde bir şey söylemeyip ben fuar alanına gelirim, geldiğimde de girerim diyenlere yoğunluktan dolayı sürprizler bekleyebilir. O yüzden de ön kayıt önemli. Bir de bizim bilet sistemimiz değişti. Biz normalde bilet sistemlerinde biliyorsunuz işte bileklik yapıyorduk. İşte başka şeylerle insanları ayırtmaya çalışıyorduk. Bu sene Türk parayla beraber bir kart çıkarttık. E-Game Show'a özel genç kart diye. Bu kart sistemiyle beraber insanların kontrolünü sağlayacağız bir yerlere girip çıkarlarken. Bu da ekstra bir şey oldu. Peki mesela diyelim ki bilet alacağım ben. Girdim bilet almak istiyorum. Biletleri günlük mü yoksa paket bilet var mı? Nasıl bilet sistemi? Şöyle. Günlük biletlerimiz de var, kombine biletlerimiz de var. Kombine biletlerimizin içerisinde de bir konser ücretsiz olarak girebilme şansı veriyoruz herkese. Yani şöyle, kombine biletlerimiz 35 lira, hafta içi günlük biletlerimiz perşembe, cuma 10, cumartesi, pazar 15 TL şeklinde. İsteyen insan, günlük gelmek isteyen insan günlük de biletini seçebiliyor. Ha, ben her güne gelirim, burası bana her gün ancak baklar diyen birisi varsa da 35 lira verip kombine gelip bir de üzerine konserini dinleyip bir de üzerine tüm etkinliklerden de faydalı olabildiğince yararlanabiliyor işte. Retro Bakkal diye bir ekip getiriyoruz İstanbul'dan. Onlar retro oyunlar üzerinde turnuva yapacaklar. Mortal Kombat ve Street Fighter'a ödül veriyorum. Ne ödül veriyorum? Kalitte koltuklarının sponsorluğunda oyuncu koltuğu veriyorum. Onun dışında işte etkinlikleri saymaya devam ediyorum ben size aslında. Bir yandan 40'a kadar gideceğim böyle. İşte Rayotech bu sene bizim fuarımız için özel bir Zombie Survive oyunu getirdi. En hızlı survive edene bir ödül olarak bir koltuk vermeyi planlıyoruz. Böyle elimizde bir parti koltuğumuz var yani, anlayacağınız. O koltuklar, yani gelecek, o koltuklar gidecek. Arabayı bulmaya çalışacağınızda koltukları taşımak. Kendimizi almak durumundaydık ama almadık. önemli olan fuara gelen insanların keyifli zaman geçirmesi aslında bakarsanız. Bak, geçen sene ben size katılımdaki en büyük eksiklik benim şuydu. Geldim ben geçen sene işte konferansa girdik çıktık. Bir saat gezdim ama mesela denenecek şeyler de vardı. İlginç deneyimler de vardı. VR alanı vardı, bir şey vardı. Yani işte Riot'un bir standı var. Hani bir sürü stand da vardı ama bak şöyle söyleyeyim, bir saatte bitti benim işim. Yani mesela geldim geçen sene bir saat gezdim. Güzelmiş dedim, çıktım. Bu şunun için olumlu. Ankara'da oturuyorsanız, bir oyuncuysanız gelebilirsiniz hakikaten. Ama gerçekten hani içinde vakit geçirmek isteyeceğiniz şeylerin sayısı az. Yani dışarıdan insan çekmek açısından bir eksiklik vardı orada. Belki de plan o değildir. Belki de plan sadece Ankara'dakiler içindir ama bu sene gördüğüm kadarıyla iş biraz daha büyüyor. Hatta yani 1-2 kat değil, 3-5-10 kat belki de iş biraz daha cafcaflı hale bürünüyor gibi. Yani aslında bakarsan bir eksiklik olduğunun farkındayım. Bizim de sektördeki bazı tecrübesizliklerimiz oluyordu. Bunları aşmamız gerektiğine ben de farkındaydım. Çünkü ben de fuar alanının içerisinde şunu hissettim. Yani
insanları burada tutacak gerçekten bir şey yaratamadık. Evet. O biraz üzücü oldu. Yani sadece ilgisi olan insanların kaldı. Gelip gezebildi ilgisi olan insanlar. Yani işte cosplay ile ilgileniyorsa o insanlar kaldı. Hatta akşam saat 8 oldu. Kapatıyoruz dememize rağmen biraz daha kostümümüzde bir şeyler yapamaz mıyız diye arkadaşlarımız oldu. Bir araya gelmek çünkü güzel bir şey. Her zaman bir araya gelemiyorsunuz böyle. Etkinlik olmadığı zamanlar insanlar buluşamıyor böyle. Bu vesile oluyor da. Yani. Aynen öyle. Şimdi mesela konferanslarımız var. Dediğim gibi konferanslarımız çok önemli bir şeye geldi. Onun dışında bir de craft atölyesi yaptık. Yani insanlar gelip orada ya bir kostüm yapacağım ama nasıl yapacağım diye bir soru işareti varsa kafasında. Bilenlerden öğrenebiliyor. Tabii yani hem de çok iyi bilenlerden öğrenebiliyorlar. Bu insanların listeleri de etkinliklerimizde, web sayfamızdaki etkinliklerimizde Craft Atölyesi başlığının altında görebilirsiniz. Hepsi de gerçekten çok özel insanlar. En son hatta o ekibe katılan bir Yeşim Hanım var. Doktor. Makyaj konusunda Türkiye'nin tek doktorası olan insan kendisi. Çok ilginç. Ve çok acayip makyajlar yapıyor. Yani ben aklım almadı. Kendisini işte çağırdık. Bize bir workshop ayarlayabilir misiniz, edebilir misiniz süper diye. Yani çok gönülden bu işe destekli bir şekilde geldi. Ve harika şeyler yaratacağına inanıyorum. Aileden de yetenekli bir insan. Babası da Yeşilçam'ın perukacılarında. Aynen. Kendisi de bizim fuarımıza katılıp peruka konusunda nasıl yapılır, nasıl edilir, nerelerde ne kullanılır şeklinde küçük bir eğitim o da verecek. O çok güzel. Yani ama hiç bunlara katılabilir miyiz? Tuncay'ı fuardan çıktıktan sonra çok ilginç bir tiple görebilirsiniz yani. Burada bir peruk, şöyle bir makyaj falan diye. Yani craft atölyesinde yaptığımız ürünler konusunda da orada da yine küçük bir yarışma planlıyoruz. Yani bu insanları daha çok bu organizasyonlara gelmeyi teşvik etmek amaçlı. Yoksa insanlar kendileri bir şey öğrenmek istedikleri zaman bile bir çekinme gösteriyorlar. Ama ucuna şöyle küçücük bir çam sakızı, çoban armağanı, bir ödül yerleştirelim, bir şey koyalım dediğimiz zaman daha çok ilgi. Evet, yani ben bunu alacağım arkadaş diye geliyor. Mesela çok sevdiğimiz bir ekip var. Bizim de aynı zamanda sosyal medya ve diğer görsellerimizi, tasarımlarımızı yapan bir ekip. Create & Soft. Create & Soft ekibine dedim ki bana bir atari yap. Ateri mi? Evet. Dediler ki abi hazırını alalım daha kolay olur. Dedim ki yok siz yapın. Komple onu da Create & Soft diye kaplayın. Güzel bir şekilde dursun. Ama o ateri de sadece Mustafa oynatacaksınız. Bir tek Mustafa çalışan ateri. Mustafa derken dediler. Aa dedim siz ateri kültürüyle hiç yetişmemişsiniz. Biz aterici gençlik olarak Mustafa'yı çok iyi biliriz. Cadillacs and Dinosaurs diye bir oyun. Evet. Orada Mustafa. Mustafa'yı en ileriye kim götürecek ve o en ileriye götürecek. Yani. O da bir etkinlik oldu aslında bakarsanız. Yani onu da bir etkinlik haline getirdik. Onlar var. Şöyle bir şey var mı peki? Şeyden gittik ama şey konusunda ama Türkiye'nin genel bir eksikliği var zaten de. Böyle modern oyunları deneyebileceğimiz bir yayıncı var mı? Mesela atıyorum Sony girecek mi? Sallıyorum. Play Store girecek mi? Bir saniye aklıma gelenleri sallıyorum yani. Hani bu tarz şeyler yoksa biraz daha indie, dışarıda kalmış firmalara bir çek atmaya çalışıyorsunuz. Aslında biz bu konuda dengeli davranmaya çalışıyoruz. Çok firmayla görüştük. Hepsini fuarımıza davet ettik. Hepsinin için olabildiğince koşullarımızı esneterek fuarda olmalarını istedik ama yeni oyunları deneyebilecek alanlar var. Mesela neresi var? Dediğim gibi işte By No Game geliyor. By No getirecek Game oyunları getirecek. Onları orada denetecek. Samsung geliyor. Samsung da keza aynı şekilde çalışacak. Yeni teknolojilerle alakalı bir tane çok enteresan bir etkinlik geldi bana. Yaklaşık bir hafta 10 gün önceydi. Bir telefon geldi. Tam profesyonel eğitim simülasyonu var elimizde dediler. Nasıl yani dedim. Yani işte giriyorsun ne olarak çıkıyor musun? Böyle bir ekran var. Silah var elinizde ya da tüfek var. Orada bir aksiyon oluyor. İşte rehineler koşturuyor, teröristler koşturuyor. Tam noktasına target alarak ateş edebiliyorsunuz. Yani birebir atış pozisyonunda ve doğru yere nişan alıp ateş etmeniz gerekiyor ki tam puanlamaları alabilirsiniz. Rehini öldürürseniz puanlarınız düşüyor. Sizin atış eğimlerinize göre hesaplamalar geliyor. Sizin ne kadar yetenekli bir nişancısı. Yani. Yani ne kadar yetenekli biri olduğunu oradan çıkartabiliyorsunuz ve VR değil gerçek. Gerçekten vuruyoruz insanları. Yok yani ekranı vuruyoruz. İnsanlar oradaki ekrandaki insanlar ölüyor yani. Ha, VR değil gerçek değil. VR, insanlar gerçekten koşturuyor. Yani, sıkıyorsun şey yani. Kafasına. Kiralamışlar. Bir gözlük takıp da arkasında değiliz yani. İnsanlar olayı. Orada kalsın diye bayağı bir esnetti. Bayağı fuarda 500 kişiye yakın insanı katlettik diye. Yani böyle çalışmalar da geliyor. Bir yandan da realistik şeyler de var. Biz oyunun biraz daha temellerine değindik. Flow Colony diye bir ekiple beraber
jonglörler getiriyorum ben fuar alanına. Bayağı jonglör. Bayağı jonglörler yani. Ateş çeviriyorlar, poi çeviriyorlar. Şu an gözümün önüne çok ilginç bir görüntü. Oraya gelmem lazım. Çok merak ediyorum nasıl bir fuar olacak. Çünkü öyle bir görüntü var ki şu an mesela böyle. Sanki içeri girer gitmez böyle biri kafamdan alevli bir şey geçirecek. Diğerleri silahla bana sıkacak. Oradan kaçarken bir yandan oyunları deneyeceğim. Aynı zamanda konferans vereceğiz yani. Evet, bunları yaparken diye. Merak ediyorum. Gelip görünce zaten tabii detaylı olarak da insanlara hani orada çektiklerimizi de paylaşacağız. Evet. Konferansımızı da paylaşacağız muhakkak ama bir daha şey hatırlatmış olayım ben. 11 Mayıs'ta başlıyor. 14 Mayıs'ta bitiyor. Biz de 13 Mayıs akşam saat 5 gibi konferans alanında olacağız. Zaten siz herhalde içeriklerini yönlendirecek bir konferans alanında bir şey yapacaksınız. Tabii ki, tabii ki. Kapıda Tunca bekliyor olacak, alacak sizi içeri götürecek diye. Biz konferans için geldik diyen herkese çok rahat bir şekilde yönlendirme yapabileceğiz. Çünkü bu seferki fuar alanımız, ha bu arada yeri değiştirdik. 2 yıldır Kongrezyum'da yapıyorduk. Ha değişti yani. Tabii, ben yer değişti. Ben nereye sığacak bu kadar şey diye ama... Yer değişti, biraz daha enteresan bir alan oldu. Beytepe Kongre Merkezi'ne geçtik. Hacettepe Üniversitesi'nin içerisinde ama yerleşkeye gelmeden... yaklaşık bir 12 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Süper. İçinde 1700 kişilik bir sahne var. O sahne etkinliklerimiz tüm gün dolu arkadaşlar ve çok keyifli bir sahne hazırladık sizlere. Yani meşhur YouTuber'larımızın gelip maçları sunduğu, bir yandan işte söyleşilerin yapıldığı, bir yandan oyunların oynandığı, bir yandan cosplay yarışmasının yapıldığı, bir de akşamları da konserlerin olduğu bir sahne var. Yani sabah saat 11'de başlatıyorum ben sahnenin kapılarını açıyorum. Akşam saat 8'de kapatıyorum ve hep beraber çıkıyoruz şeklinde olacak. Süper. Bu alan var içeride. Bir 2000 metrekarelik geniş bir teras alanı var. Böyle hani sigaraya çıktım, yok başka bir şeyler, bir nefes alayım. Nefes almak istiyorum. Dediğiniz zaman yorulmuyorsunuz. Hop kapıdan bir çıkıyorsunuz, ferah bir alanın içerisindesiniz. Peki, teşekkür ediyoruz Yalın Bey. Bir sürü şey anlattınız, bir sürü vaatte bulundunuz. Ama geleceğiz, göreceğiz. Bakalım bu vaatler bizi ne kadar mutlu edecek efendim. Bekliyoruz. Hep beraber göreceğiz. Umarız güzel bir etkinlik olur. Hepimiz için yani. Hepimiz şey için de. Yani bizim bu arada hani konferans dediğimiz şey de çok şey değil yani. Oturup işte uzaktan konuşacağız, kimseye düşmeyeceğiz diye soru cevap üzerine yapacağız. Takım elbiseyle geldik. Yani hani soru cevap etkinliği olacak. Bize sormak istediğiniz sorularınız olabilecek. Dediğim gibi Tunca, ben, Orhun ve Tuna'nın, Pintipan Tuna'nın beraber katılacağımız, 4 kişi beraber girişeceğimiz bir konferans olacak. Ardından çay kahve de içeriz hep beraber yani orada olan insanlarla birlikte. Böyle bir etkinlik olacak. Bunu da bizim izleyicilerimiz için duyurmuş olalım. Ankara'da ikamet eden varsa veya bizi görmek için gelmek isteyen varsa diye. Onun dışında var mı bizim tarafta başkanlığı seçeceğimiz bir şey? Akşam kalacak yer lazım. Buranın olsun. Ankara'da. O çok hoş oldu. Biz onu ayarlayacağız demiştik ama. Şimdi şöyle bir şey var. Benim etkinlikleri saymam bitmedi aslında bakarsan. Aa, sen 40 etkinliği daha bitmedi 40 etkinliği. Şu ana kadar galiba 28'deyiz. Bir şey söyleyeyim mi? O zaman bayağı şölen. Tabii yani. Hayır, geri kalanını da Facebook üzerinden baksınlar çünkü bayağı. tabii yani hiç bize. Seni burada alıkoyarız yani. 40 etkinlik. 40. Ha bir de ben saydıkça düşünüyorum. Şimdi biz de prodüksiyon işleri yapıyoruz. Hani orada çalıştığımı düşünüyorum. Orada çalışsam ne yorulurum, ne ağır işçi kafamda da yazıyorum. Ya basın için özel bir oda yaptık bu sene. Çok rahat edildik. Orada miskilerimiz, her şeyimiz olacak herhalde. Röpte şambur bitki. Bunlar olmadan biz basın etkinliklerine gitmiyoruz. Her etkinlikte var. Sevgili Ege öpüyorum lütfen. Biz bunu da yazılı olarak, mail olarak alalım, değerlendirelim arkadaşlar. Basın böyle arkadaşlar. Böyle yani. Resmen belli bir seviyede hani böyle oturacaksın. Jacuzzi olacak falan, öyle takılıyoruz ancak biz. Peki var mı ekleyeceğim bir şey son olarak? Gelmek isteyenlere veya gelmeyi düşünenlere veya genel olarak herkese. Şimdi bu programı izleyen arkadaşlara bir dediğimiz gibi bir çekiliş yapacağız. Çekilişi. Evet, o ben onu açıklama kısmında yazdığım bir Facebook postumuz var. O post üzerinden detayları görebilirsiniz. Oradan nasıl bilet kazanabileceğinizi göreceksiniz. 3 arkadaşımıza bir bilet olacak. Biz herkesi bekliyoruz. Oyunla ilgilenen, ilgilenmeyen. Oyunun geleceği çünkü çok değerli. Bizim sloganımız da zaten yaşamın sırrı oyunda gizli. O yüzden yaşamın sırrıyla ilgili küçük ipuçları almak istiyorsanız E-Game Show'a bekleriz diyorum. Vay. Güzel, evet, hayatın sırrı da burada. Her şey burada. Beğendik efendim. O zaman şimdilik bizden bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz E-Game Show'a. Tüm ekibi de tebrik ediyoruz. Selam söyleyin ekibe. Sağ olun. Biz de çok teşekkür söyleriz. Ediyoruz. Bağırırız içeri girince. Selam. Biz geldik. Biz geldik diye. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmayın 13 Mayıs saat 5'te E-Game Show'dayız. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.